Selamlar herkese yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Biliyorsunuz bu modülde Arbitrum hibe programlarından bahsetmiştik. Arbitrum'un finansman ve diğer sağladığı desteklerden bahsetmiştik. Özellikle bir proje geliştiriciyseniz ne gibi destekler sağladığından ve son videomuzda da AI ile yani yapay zeka ile ilgili bir proje geliştiriyorsanız Arbitrum'un 1 milyon dolarlık bir fonu olduğunu söylemiştik ve bu hibe programının ücretsiz finansman desteği programının detaylarından bahsetmiştik. Bu videoda da nasıl başvuru yapabileceğiz ve AI alanında proje geliştir, bu programa başvurup hibe desteği kazanan bazı projeleri inceleyeceğiz ve bu proje listesini sizlerle de paylaşacağım. Öncelikle nasıl başvuru yaparsınız ona bakalım. Ne demiştik? 1 milyon dolarlık bir ödül programı var toplamda. Her proje için 10 bin dolara kadar bir destek sağlanıyor. Kredi gibi değil tamamen hibe yani bu destek projeyi geliştirmesi için size veriliyor. Peki nasıl başvuru? Burada bir formu var bildiğiniz Google Form dolduruyorsunuz. Daha sonra değerlendiriyorlar. İşte klasik bilgileri göre giriyorsunuz, Mail, sosyal medya, telegram işte. Hepiniz varsa projenizin ismini yazıyorsunuz. Bunun linkini paylaşıyorsunuz. İşte ne geliştiriyorsunuz bundan bahsediyorsunuz. Burada yine teknik açıdan projenizin detaylarından bahsediyorsunuz. Burada projenizin nasıl çalıştığından. Daha sonra yine projenin off-chain ve on-chain olarak proseslerinden bahsediyorsunuz. Yine farklı bir şekilde private etkileşimlerde nasıl çalıştığından bahsediyorsunuz. Yani birçok soru var aslında burada ve en önemli nokta da bu soruları iyi bir şekilde cevaplandırmanız. Size birazdan da bahsedeceğim. Burada acayip bir ürününüz olması gerekmiyor. Ama ne gerekiyor? Bir AI projenizin olması gerçekten bir vizyona sahip, bir yol haritasına. Gerçekten geliştirmek istediğiniz ve belli bir aşamaya da getirdiğiniz bir proje olması lazım. Eğer bu proje varsa ve bu soruları doğru cevaplandırırsanız GitHub linki çok önemli. GitHub linkinizi paylaşmak. Yani i̇şte farklı bilginiz varsa burada cüzdanınız. Direkt cüzdanınıza parayı zaten gönderiyorlar kazandığınız sayede. Yaşınız. Daha sonra burada bir parayı vermeden kimlik onayı yapıyorlar. Onun için de buna uygun musunuz, değil misiniz? Yes no. 18 yaş üstü olmanız gerekiyor. Bunlar önemli. Ya yani bunların hepsini iyi bir şekilde doldurduktan sonra bir projeniz varsa almama olasılığınız düşük. Alamıyorsanız belli ki hata yapıyorsunuz demektir. Ama yine de bu formu doldururken sorularınız olursa bana zaten ulaşabilirsiniz. Yorum'a da yazabilirsiniz ama bizim kanallarımız işte benim Twitter adresim, bizim Discord, Telegram kanalları. Oradan bana da, bizim ekibe de ulaşabilirsiniz. Elimizden gelen desteği veririz ben bazı hani şu an süreç devam ediyor. Bazı projeler kabul edildi ama hala program açık yani yeni başvurulara. Ben burada biraz hibe kazanan projelerden bahsetmek istiyorum ki aklınızda bir şeyler canlansın. Örneğin Vitalik AI diye bir proje geliştirmiş. Vitalik'i bilirsiniz Ethereum'un kurucusu. Biri de Vitalik AI demiş. Vita AI diye bir proje geliştirmiş. Bir agent geliştirmiş. Yani bu AI projelerine agent diyorlar. Ne yapıyor işte? Üç boyutlu bir canlı live stream'de işte soruları cevaplıyor. Mesela soru soruyorsunuz bunları cevaplıyor modeller oluşturuyor. Burada kendi tweetler atıyor piyasa ile ilgili. Yani arka planda analiz edip burada kendi kendine hareket eden bir tamamen yapay zeka ya zaten yapay zekanın olayı. O. Hani bu acayip bir şey yok ortada ama ne yapmışlar? Geliştirdikleri için hibe programından kazanmışlar. anlatmak istediğim o. Yani bu acayip bir fikre gerek yok. Başlamak önemli. Yani acayip bir fikriniz de olabilir. Ama önce ilk aşama yani minimum eforla çalışacak bir ürününüz olsun başvurduğunuzda. Bu önemli. Belki bu Vita AI sonra uçacak gidecek çok büyük işler yapacak. Ama gerekli kaynaklara sahip değilken en başta bunu yapmak çok zor. Veya işte diğer bir projemiz mesela ne var? Chillbar diye bir proje. Arbitrum'dan hibe almış. Ne yapıyormuş bu da işte? Apechain üzerinde yine Apechain'de Arbitrum'da bir biliyorsunuz. Kripto haberlerini paylaşıyormuş ve sizin yerinize çekilişler düzenliyor. Çekilişleri çekiyor. Burada işte tweetlerini görüyorsunuz. İşte Bitcoin 150K'ya gidiyor falan. Yani tamamen işte yapay zeka ile bu tweetleri atan bir Twitter profili ve sizin yerinize çekiliş yapan bir Twitter profili olarak düşünebilirsiniz. Burada kim geliştiriyor onu da görüyorsunuz ki. Daha önce bir çekiliş tweetleri de vardı. Bunu da görmüştüm. Yani böyle bir şey geliştirmiş. Yani otomatik çekiliş yapsın yapay zeka kullanarak bu teknolojiyi. Ve almış mı hibeyi? Almış. Ve işte Mesela DeFi tarafında bir AI agent, bu Arbitrum programı tarafından hibe almış bir proje. Bu da işte Orbit adında bir DeFi platformu. AI ile birlikte ne yapıyorlar DeFi'nin içinde? Ona bakmak lazım. Örneğin bazı DeFi platformları, DeFi zeka sayesinde sen sadece ses söylüyorsun, o otomatik yapıyor işlemleri gibi. Yani burada başka projeler de var, yeni projeler de oldukça buraya ekleyeceğim. Buradan bunları takip edebilirsiniz. Maksat size örnek olsun. Ama dediğim gibi başvuracağım hocam, ne zaman başvurayım diyorsanız projeniz minimum eforla çalışacak hale gelsin. Yani bir en azından otomatikleştirmiş olsun ve projenizin içine Arbitrum entegre olsun. Yani Arbitrum'dan hibe almak istiyorsanız Arbitrum altyapısını kullanmanız gerekiyor. Yine sorularınız olursa mutlaka bildirin. Gelecek videoda gaming tarafında özellikle işte oyun geliştirmek istiyorsanız veya oyun tarafında belki yayıncısınız veya Web2'de oyun geliştiriyorsunuz, Web3'e geçmek istiyorsunuz. Bu noktada da bir hibe programı var. Çok büyük bir hibe programı. Bunun detaylarından bahsedeceğim. Birçok kişiye güzel kapılar açacaktır diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın gelecek videoda görüşmek üzere.